Herkese merhabalar. 2020 LGS'de Xnet'le nereye girelim? Gerçekten herkesin kafasında olan bir soru değil mi evladım? Evet hocam. Şimdi K-Pop Türkiye Girls Group demiş ki Allah'ım ne uzun isim. LGS'nin mağdurları butanıyım hocam, Türkiye ortalaması düşer mi demiş. Aman Allah'ım 1900 tane beğeni almış. Mehmet Güler demiş ki hocam peki sınav zor olduğu için liselerin puanı düşer mi? Onu cevaplayacağız içeride. Eser demiş ki abi okul puanları düşer mi? Kontenjanlar fazlalaşır mı? Beğeninde görsün demiş. O da bir sürü beğeni almış. Fatma demiş ki yeni taban puanlar ne zaman belli olacak demiş. Gerçekten de biz bir kere taban puanları biz sınav okullara yerleştikten sonra belli olacak. Eski taban puanlara göre bizim cevap vermemiz gerekiyor. Daha doğrusu tercih yapmamız gerekiyor. Ama zaten şimdi anlatacağım. Bir kere LGS bir süreç dediğimiz gibi. Sınav öncesinde çalıştık, ter döktük, bayağı bir emek sarf ettik. Pandemi de vardı hocam. Aynen. Ondan sonra bir de sınav anı geldi. Sınav anında da orada soruların hepsine cevap verdik. İşte 2-3 saat içerisinde bütün sorulara, 90 soruya cevap vermeye çalıştık ve sonunda oh be bitirdik. En iyi sınav bitmiş sınav dedik ve şimdi de yeni bir dönem başladı, tercih dönemi. İşte burada aslında sınav 3 aşamada kazanılıyor. Yani ilk başta sınav öncesinde ders çalışmamız, sınav anında ter dökmemiz, ardından da bir de tercihleri doğru yapmamız. Burası çok kritik. Şimdi şu ana kadar herkes şuraya odaklandık. En doğrusu da buydu. Yani sınav öncesinde ders çalışmaya odaklanmıştık. Sınav anına kadar biz size hep dediğimiz şey şu. Ders çalışın, ders çalışın, ders çalışın. Sınav anında artık sınav anına odaklanın demiştik. Bitti ders çalışma. Artık ders çalışmayı unutun demiştik. Sonra şimdi de artık buraya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü artık sınavda ne olmuş, ne bitmiş, işte sınavı iyi geçti mi, kötü mü geçti? Hiç önemli değil artık. Bitti. Senin artık bir netin var ve tercih dönemini bu nete göre yapacaksın. Peki öğrenciden gelen yorumlara baktığımız zaman Türkçe zor. Zordu gerçekten de. Matematik zordu hocam. Zordu. İnkılap kolaydı, din kolaydı, İngilizce ortaydı, fen de zordu aslında. Baktığımız zaman hani burada tabii ayırt edici olan neydi dersek gerçekten de matematik zordu diyebiliriz. Dolayısıyla hani ayırt edici olan her zamanki gibi yine matematik olacak. Her sene böyle oldu. Yine bu sene de böyle olacak. 2017'den TEOG kalktıktan itibaren her sene matematik bizim için ayırt ediciydi. Hatta TEOG zamanında bile matematik ayırt ediciydi. Dolayısıyla biz buna odaklanacağız. Daha doğrusu hani burada yanlışlarımız bizim zaten netlerimizi düşüren şey. Ama tabii ki Türkçenin, matematiğin ve fenin 4 katsayılı olduğu için sen Türkçeden az yanlış yaptıysan ve matematikten çok yanlış yaptıysan tamam, bunların aslında birbirini kapatacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde fenden daha iyi yaptıysan matematikte yine şey yapabilirsin, kötü yapmış olabilirsin ama fen onu kapatabilir. Dolayısıyla bunların puanları eşdeğer. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Yani Türkçe, matematik, fendeki netler aynı değerde. 4 katsayıda bunları 4 katına çıkartıyor. Dolayısıyla bir kere şunu unutmayacağız. Tamam, sınav zor olabilir ama biz şu anda netimizi doğru hesaplayıp acaba nereye girebileceğiz bakacağız. Ve 2020 LGS'de şunu unutmayın. Birinci dönem konularından soruldu biliyoruz ve sınav 2019'a göre daha zordu değil mi? Yani bunu herkes artık itiraf etti. Yani sınav... Zor kelimesi yetersiz kalır hocam. Aynen, sınav bazı branşlar özellikle matematikte gerçekten de hani beklenenin tersine çıktı. Zaten bunu sınav komisyonu aslında insanlar elensin de biz hangi insan nereye gideceği belli olsun daha net ayırmak için yapıyorlar. Yani her sene böyle sürprizler yapıyorlar. Biz kaç senedir öğrenci sokuyoruz liselere ve üniversitelere. Hep bunu gördük. Hep şahit olduğumuz şey şu. Zaten her sene böyle bir sürpriz oluyor. Bu sürpriz de matematikle geldi bu sene. Kontenjanlar %50 arttırıldı bir de. Öyle bir şansımız var bu arada. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tercih döneminde bunu çok kullanacağız. Peki şunu unutmayalım. Bir kere en iyisi hangisi hocam? Aynen, en iyisi hangisi? Mesela şimdi bir kere fen liseleri var. Anadolu liseleri var. Sosyal bilimler liseleri var. Anadolu İmam Hatip liseleri var ve Meslek Teknik Anadolu Lisesi var. Mesleki Teknik Anadolu Liseleri var. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman aslında bunlar hani bizim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nitelikli lise olarak yayınlanan bu listedeki sınavla öğrenci alan kurumlar aslında bunlar. Peki fen liselerine baktığımız zaman çok çalışmak gerekiyor. Gerçekten fen liselerin puanları ayırt edici. Yani puanlar, yüzdelik dilimler çok yüksek ve sayısalcı insanlar genellikle tercih ediyor fen lisesini. Çünkü ileride mühendis, doktor veya ekonomist olmak isteyen insanlar genellikle fen lisesini tercih ediyor. Anadolu liselerine baktığımız zaman yine çalışkan insanlar tercih ediyor. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerdeki insanların hepsi de yani mühendis olacak, doktor olacak, işletme okuyacak, psikoloji okuyacak. Olabilir miyim hocam? Aynen öyle. Psikoloji okuyacak insanların aslında veya hukuk okuyacak insanların hepsi Anadolu Lisesi'nden girebiliyor. Burada önemli bir ayrıntı var. Mühendis olmak istiyorsan illa Fen Lisesi'ne gireceksin diye bir şey yok. Anadolu Lisesi'nden de çok iyi mühendis çıkabiliyor. Dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de çok iyi mühendis çıkabiliyor. O yüzden böyle bir şey yok. Hani benim ilerideki meslek hedefim buydu. O zaman Fen Lisesi'ne giremediğim için hop gümbürtüye gitti. Hayır, öyle bir şey yok. Sosyal Bilimler Lisesi'ne bakalım. Çalışkan arkadaşlarımız ve sözelci özellikle. Çünkü sosyal bilimler zaten sözel branşlar ağırlıklı bir eğitim veriyor ve işletme, hukuk ve edebiyat bölümlerine girebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Anadolu Lisesi'nden de bir sürü hukuk bölümü çıkabiliyor. Anadolu Lisesi'nden, Fen Lisesi'nden de hukuk tercih edenler olabiliyor. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman aslında şöyle bakıyoruz. Bu bölümlerin her birisini farklı farklı lise türlerinden kazanabilirsin. Yani ben Anadolu Lisesi'ne gidemediğim için artık işletme kazanamayacağım. Hayır, böyle bir şey yok. Ben Anadolu Lisesi'ne giremediğim için artık doktor olamayacağım. Hayır, böyle bir şey yok. Dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de doktor olabilirsin. Ondan sonra tabii burada birazcık meslek teknik liseleri genellikle ayırt edici. Bunlarda yetişmiş temel elemanlar yetiştiriliyor aslında. Çünkü burada mesleki dersler var ve mesleki dersler ağırlıklı. Burada da çalışkan arkadaşlarımız girebiliyor. Buradaki arkadaşlarımız da yine iyi bir üniversiteye girip işletme okuyabilir. Ondan sonra hukuk okuyabilir ve benzeri farklı bölümlere girebilirler. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Yani sen eğer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazanamadıysan veya işte Anadolu Lisesi'ni kazanamadıysan sen kesin mühendis olamayacaksın diye böyle bir ayrım yok hiçbir zaman. Sen istediğin gibi hayalindeki mesleğe farklı liselerden de kavuşabilirsin. Hiç merak etme diyoruz. Peki geldik X puanla hangi de okula giderim? Yani Xnet'le hangi okula girelim? Daha doğru bir laf burada aslında. Puan geçersin mi hocam? Puan aslında artık bu sene sınav zor olduğundan dolayı geçen senenin taban puanlarını alamıyoruz. Mesela ben senin için çok iyi bir araştırma yaptım. Bak, fen liselerine baktım. Artvin Fen Lisesi, Karabük Fen Lisesi, Düzce Fen Lisesi, Yalova Fen Lisesi, Haydar Aliyev Fen Lisesi, Sinop Fen Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi, Kastamonu ve Bolu Fen Lisesi. Bunların hepsine baktığımız zaman şimdi puanların aslında çoğunlukla değiştiğini gördük. Aynı zamanda Anadolu liselerine baktık. Anadolu liseleri, Nevzat Ayaz, Bingöl Merkez Karşıyaka Anadolu Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, Manisa'da mesela, bu İstanbul'da, bu Bingöl'de, bu Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi var burada. Bursa'da bir Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi var. Buradaki puanlar gerçekten değişken. Hatta sosyal bilimler liselerine baktık. Bolu Sosyal Bilimler, Amasya Sosyal Bilimler, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Çankırı'daki Sosyal Bilimler Lisesi, aynı zamanda Düzce'deki sosyal. Bunların hepsine baktığımız zaman puanların gerçekten değiştiğini görüyoruz. Bak mesela Anadolu Lisesi'ne bakalım. Anadolu Lisesi'ne baktığımız zaman 2017'deki puanı 421 iken 2018'deki puanı 346. Nasıl düşmüş? Aynen, gerçekten düşüyor çünkü burada LGS bir anda geldi. Sonrasında 2019'da 2018'i gören arkadaşlar dediler ki biz bunu yaparız arkadaşım diyerek çok çalıştılar ve puanları yükselttiler, görebiliyor musun? 421 çıktı. Veya bak 463'ü 354 oldu. Sonra 431'e tekrar çıktı. Ama genel olarak yine bir değişim var, görebiliyorsun. 483, 384, 457'ye düştü sonra. Çıktı daha doğrusu. 471, 352 ve 423. Yani puana güven olmaz. Yani uzun lafın kısası. Bak fen liselerine bakıyoruz. Fen liselerine de baktığımız zaman 468, 337, 407. Fen liselerinde daha büyük değişimler var. Ama dikkat et. Bakar mısın? Yüzdelik dilimler 3.92, 3.48, 3.48. Hatta bak 2017 ile 2019 aynı çıkmış. 4.47, 3.38, 3.45. Yani bak 2018, 2019 birbirleriyle aynı yüzdelik dilimler. Yani bunlar birbirine yakın değerler. Yüzdelik dilimler öyle keskin değişemiyor. Veya buraya bakarsan eğer bak burası sen daha rahat görebilirsin. Bak 8.7, 8.7. Bu da 9.58. Yani o kadar büyük oynamalar yok aslında. Peki 11.66 8-13, 7-13. Bak 7-11. Bak burada çok büyük oynama yok. Peki neden böyle olmuş? Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. 11'den neden 8-13'e düşmüş? Veya 8-50'den neden 9-58'e çıkmış? Bunun gibi yüzdelik dilim değişmez ki diyeceksin ama insanlar yanlış tercih yapıyor. Yani birçok insan diyor ki ben buraya giremem. Ben burayı hiç yazmayayım diyerekten puanlara göre karar verdikleri için insanlar genellikle bu gerçeği bilmediği için yani puan hayır Böyle değişimlerde puan kullanılmaz. Mesela sen 421'e göre karar versen 2018'de sınava girmiş bir insan olarak bir önceki sınav senesinin puanlarına bakarsın, taban puanlarına bakarsın. 421'e göre karar verseydin bu arkadaş 346'lık arkadaş girmiş buraya. Demek ki 421'e göre karar verseydin asla giremezdin bu liseye. Dolayısıyla bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka yüzdelik dilimlere göre oynayacağız ama her zaman böyle büyük değişimlerde yüzdelik dilimlerde artı eksi oranını değiştirmemiz gerekiyor. Yani artı eksi %1, %2 gibi bazı illerde bazen %3'e kadar büyük değişimler olabiliyor. Dolayısıyla biz bu payları bırakacağız. Zaten tercih dönemini beraber yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ama tekrar söylüyorum. Bu yüzdelik dilimler olayı çok değerli. Sıralama dediğimiz şey aslında yüzdelik dilimin adı. Çünkü bize sıralama dediğimizde 386 birinci oldun demiyor. %17'ye girdin diyor mesela. %13'e girdin diyor. Bunun gibi yüzdelik dilimler veriyor. Sıralama aslında işin özeti aslında bu. Dolayısıyla bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Peki o zaman şimdi ne yapmalıyız? Uzatmayalım lafı. Peki şimdi ne yapmalıyız? Şu anda yapacağımız şey şu. Sonuçlar açıklanıncaya kadar hurafelerden uzak dur. Yani eyvah bu sene işte çok puanlar değişecekmiş. Yüzdelik okullar boş kalacak. Aynı okullar. Hayır, böyle bir şey yok. Sen asla ve asla açıkta kalmayacaksın. Böyle bir şey, dünya yok zaten. Hani yani hiçbir şekilde lisesiz kalan bir öğrenci ben bilmiyorum, liseye gitmek istiyorsa tabii ki eğer. Kazanmak istediğin veya kazanabileceğin liseler hakkında bilgi almaya çalış. Çünkü tercih dönemi çok az zaman kaldı aslında. 16 Temmuz'da işte bir 15 gün sonra yayınlanacak ve sonrasında ne olacak? Aslında biz kazanabildiğimiz liselerle alakalı acaba buna gitsem mi gitmesem mi? Yüzdelik dilimden uyuşuyor mu uyuşmuyor mu diye biz hemen kendi yüzdelik dilimimizi alınca onunla ilgili bir akıl yürütmeye başlayacağız. O zamana hazırlık yap. Yani sen mesela burada hemen sosyal bilimler lisesi istiyorsun. Hemen kendine yakın olan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'ne girmek istiyorsan mutlaka git oraya. Bir gör, okulu gör. Belki hiç beğenmeyeceksin. Belki diyeceksin ki yahu ne biçim okulmuşsun? Veya işte ne bileyim bir tane şey göreceksin, bina göreceksin. Bu ne biçim bina diyeceksin gibi şeyler olabilir. Dolayısıyla bunlardan önceden haberdar olmak tercih döneminde aslında bizim yüzdelik dilimlere göre kazanmak istediğimiz yeri belirlememizde çok yardımcı olacak ve hangi testten kaç yanlış yaptığın da çok değerli. Yani çünkü şimdi geldik asıl sayfaya. Yani lafın özeti şu. 2020 LGS gerçekten de belli zorluklarla geçti. Hem hastalıklar hem de sınavın zor olması, sınavın ayırt edici olması, yani eleyici olması bizi aslında şöyle bir rakamlara getirdi. Dedik ki ya biz diyoruz ki bu öğrencilerimizlerle yaptığımız anketler ve sonuçlar sonucunda aslında şuna karar verdik. 55 net üstü yapan 55 net ve üstü yapan arkadaşlar iyi liselere girecekler. Bir kere gönlünüz rahat olsun. Lütfen kendinizi sıkmayın. Yani kendinizi yiyip bitirmeyin. Çünkü matematik zordu. Dolayısıyla 52 net yapsaydıysan kendimi sıkayım hocam. Hala girme ihtimalim var mı? Hayır. Niye girme ihtimalinin olmasın? Hala girme ihtimali var. Ama şunu unutmayalım. Kendimizi asla kazanamayacağız. Kötü olacak. Zaten bıraktım ben bu işi diye demotive etmeyelim. Çünkü en büyük rakibimiz kendimiz aslında. Kendimizi demotive etmekten bile kurtulalım. İlk başta motivasyon. Her zaman her şeyin başı bir insan yapabileceğim deyince yapabilir. Yapamayacağım derse zaten yapamaz. Yapsa da bir hayır gelmez zaten ondan. Dolayısıyla 55 net yapan iyi liselere girebilir, aklımıza kazıyalım ve tabii ki buradaki dağılımlar önemli. Hangisinden 55 net? Matematik mi, Türkçe mi var? Tabii ki Türkçe, matematik, fen ağırlıklı olması daha mantıklı bu 55 netin. Ama tabii ki matematiğin ağırlıklı olmayacağını da artık 7 dünya biliyor, 7 düvel biliyor derler yani. Dolayısıyla matematik netlerimiz düşük. Zaten bu 55 nete geçiren bizi aslında matematik. 65 net yapan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi çeşitli illerde bu farklılık gösterebilir. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bazı illerde 50 nette de girebilirsin. Bazı illerde 70 nette de giremeyebilirsin. Yani bazı illerin fen liseleri, Anadolu liseleri, Ankara Fen liseleri. 65 nette girebilir miyim hocam mesela? 65 nette. Mesela Ankara Fen Lisesi Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. O yüzden dedim ki bak 85 üstü dediğimiz arkadaşlar bunlar aslında artık şey hani bunlar aşmış dedikleri şey var ya, Galatasaray, Ankara Fen Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş, yani bunlar en uçtaki okullar, en böyle hani sivri okullar. Bu sivri okullar her zaman hiçbir zaman puanları düşmüyor. Yani bu sivri okulların puanları işte 85, çünkü şöyle düşün Bazı arkadaşlarımız var ki hiç çalışmadan bile 90 net yapabiliyor veya 85 net yapabiliyor, 87 net de yapabiliyor. Bunlar artık hani üstün zekalı klasmanı vardı ya, oralara gidiyor. Peki bu, ama şeye baktığımız zaman bizim normalde girebileceğimiz liseye baktığımız zaman 65 net üstü yapan arkadaşlarımız Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerine rahatlıkla girebilecekler. Hiç merak etmeyin. Kendi yerinizdeki okulları araştırın. Mutlaka onlarla ilgili bilgi toplayın ve burada zaten senin geleceğin aslında 65 dedin, geleceği yüzdelik dilimler belli. Biliyoruz ki sınava 1.700 insan girdi ve bu 1.700 insanın aslında 260-270 bini aslında iyi bir liseye girecek. Sınavla öğrenci olan okullara girecekler ve bu kontenjanlar arttırıldığından dolayı bu okullara girecek arkadaşlarımız bu netlerle girebilecekler. O yüzden hiç endişe etmeyin. Sakin olun ve 90 net yapamadım, 85 net yapamadım, 80 net yapamadım diye üzülmeyin lütfen. Şu andaki netlerinizi çok iyi hesaplayın. Girebileceğiniz okullara alakalı bilgiler toplayın ve o okullardan hangisine girebileceğinizi bir kendi kafanızda oturtun bakalım. Sonrasında bize 16 Temmuz'da netlerimiz gelecek. Daha doğrusu yüzdelik dilimlerimiz gelecek ve oturacağız sizinle beraber teker teker yüzdelik dilimleri buysa bunu yaparız. Yüzdelik dilimleri buysa bunu yaparız. Hocam tercih döneminde de sorularımızı yapacak mısınız? Aynen, zaten tercih döneminde de geri sayım gibi sorduklarınızı cevaplayacağız. Hani sorulara daha fazla like alanı cevaplıyorduk ya, aynı onun gibi cevaplayacağız. Hiç merak etmeyin. Dolayısıyla hep yanınızdayız. Hiçbir zaman da bırakmıyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu da çok önemli bir bilgi daha var. Yerleştirmede puanlar eşitse, çok enteresan. Bazen olabiliyor bu. Çünkü bu sene çok fazla olmaz gibi duruyor. Çünkü bayağı bir insan farklı netler yaptı. Ama yerleştirmede puanlar eşitse, çünkü çok fazla insan girdi. Ortaöğretim başarı puanına bakıyoruz. Yani ortaokul başarı puanına bakıyoruz. Ardından YBP, yani yıl sonu başarı puanına bakıyoruz. Sırayla 8'e bakıyorlar. Sonra 7'ye bakıyorlar. Sonra 6'ya bakıyorlar. Yani bu da eşitse buna bakıyorlar. Bu da eşitse devamsızlığa bakıyorlar ki bu sene bakmazlar. Çünkü pandemi dolayısıyla hiç gidemediler okullar. Ve sonrasında tercih önceliğine bakarlar. En sonunda yaşa gelir. Buna hiçbir zaman gelmez zaten. Merak etmeyin. Bu sene zordu. Yaşa olan yaşa bakmazlar. Aynen. OBP, yani ortaokul başarı puanıyla karar verecekler gibi duruyor. Eğer puanlar eşit çıkarsa diyoruz. Bunda da çok büyük bir olasılık yok aslında. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Yorumlarınızı okuyoruz teker teker ve yorumlarınıza göre de yeni videolar gelecek. Size destek olmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere.